Selam millet, Alpan Ecevit, kanalıma hoş geldiniz. Eğer ekstrem sporlarla ilgileniyorsanız burası doğru yer. Özellikle snowboard, paten, kaykay, BMX, kayak, kiteboard, wakeboard, freeboard, longboard. Evet, bu sporlarla ilgileniyorsanız doğru yerdesiniz. Ve bugünkü bölümümüzde hayatımda kaydığım en güzel skateparklar. Bunların tabii ki büyük bir bölümü Amerika'da, diğer büyük bir bölümü Türkiye'de. Diğer ortada başka bir yer olduğunu sanmıyorum bile hatta. Onun için ilk size başka süper trailerımla, üniversite zamanı hazırladığım introyla bir giriş yapayım. Bu benim ilk filmi öğrendiğim, işte After Effects'i öğrendiğim zamanlardaki proje. Onu yapmıştım. Ondan sonra işte böyle güzel zamanlar geçirdim. İyi arkadaşlarım oldu. Çok enteresan parklar gördüm Amerika'da. Ki en başarılısı, en büyüğü tabii ki de Woodward'dur. Evet, bu oradan bir manzara mesela. Evet, eğer sıraya girersek şimdi kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane keyif aldım. 8 tane skate parka göstereceğim size. Bunların hepsi benim için özel yerleri vardır. Evet, ilkine başlarsak. İlki, birinci numaraya Woodward'u koymak istemedim. Çünkü bariz olarak en iyi yer burası. Şans, bu arada full kameramanlık yaptım. İşte bu profesyonel patenecileri, bisikletçileri falan çektim. Onun için bedavaya kaldım Woodward'da. O da bayağı büyük bir fırsattı, büyük bir şanstı benim için. Hiç kimsenin haberi yoktu gibi bir şey neredeyse benim orada olduğumdan. Böyle sigorta formunu istediler benden, doldur getir dediler. Üniversiteden mezun olmuştum, onun için sigortam bitmişti. Almıyorlardı yani, ama ben hiç kimsenin haberi olmadan orada bir ay geçirdim. Öğretmenler de vardı, profesyonel patenciler de vardı. Orada 4 ayağım üstüne düştüm. Pateni öğrenmek için snowboard, paten, kayak, snowboard, jimnastik, BMX, kaykay hepsini öğrenmek için doğru yer orası. Orada Rashad Johnson'la tanıştım. İşte Cameron'ı bayağı kameraya çektim. Bir sürü patenciyi kameraya çektim. İyi patenciyi orada kameraya çektim. Haftalık ziyarete geliyorlardı öyle onlar da. $200, $300 para alıyorlardı geldikleri için. Enteresan bir deneyimdir. Onun için Woodward'ı 7 numaraya koydum. 8 numaraya koydum. 8 numaraya koydum, evet. Sıradaki Luck Raven. Luck Raven, oha hatırladım. Luck Raven Skate Park. Şu an kayan biri. Bu rampalar full metal. Ben hayatımda ilk defa öyle metal rampalarda kaydım. Çok güzeldi. Yani çizmiyor, kıymık girmiyor. Hop kayıyor ama zemin, buradaki asfalt zemin korkunçtu. Gördüğünüz gibi bir küçük çok basit bir skate park ama burası benim üniversiteme 15 dakikaydı. Burada gider işte Willie, ben, Ace, Dustin kayar, böyle alışırdık. İşte muhabbet ederdik. Nerede? Haftada mutlaka bir iki kere de giderdik kendimizi toparlamak için. Güzel park, basit bir skate parktı ama güzel skate parktı. Bizim işimizi görüyordu yani. Burası 7 numara. Luck Raven Skate Park. Vay be, hatırladım ya. Sıradaki. Burası Ozan Avcıgil ve Tayfu Tufan'ın beni gaza getirdiği zamanlar. Ben rampa kaymayı bilmezdim. Quarter'da kaymayı hiç bilmez. Hala bilmem, hala da beceremem. Onların kaydığını gördüm ki tam benim böyle artık bırakma zamanlarım. 2008, hiç arkadaşım kalmamış, Kaliforniya'ya taşımışım. Tek tanıdığım Rashad Johnson'ı, onu da kameraya çekiyorum devamlı. Onda gelişmiyordu. Neyse. Ondan sonra Ozanları görmeye başladım internette. İşte böyle şeyler, rampalarda kayarken falan dedim ben de kayacağım, ben de öğreneceğim falan. İşte ondan sonra gittim kendi kendime kaymaya başladım bu parkta. O quarter'da kayar, ondan sonra box'a gider grind atardım. Box kolaydı tabii ama quarter hep benim için zordu. Burası da bana herhalde 15 dakika falan uzaklıklıydı. Her gün işten geldikten sonra dedim ya spora gideceksin ya patene gideceksin. Başka şansın yok. Onun için böyle bir 2-3 ay öyle kaydım. Bayağı da geliştirdi benim rampa kayışım. Evet, o da 6 numaraydı. Şimdi sırada 5 numara. 5 numara İstanbul Büyükçekmece. Çok güzel parktı ya. Mafya aldı, kapattı, kaydırmadı falan filan, sonra saçma sapan işler. Şimdi çay bahçesi büyük ihtimalle. Yapılmış en kötü rampalardı. Yani öyle yan yan değil. Ama street olarak, gerçi Mini'de Ozanlar da çok sevdi. Mini'de hiç kaymadım ben mesela. Ben rampa sokak bölümünde kayardım. Çok keyifliydi. Her şey yuvarlaktı. Eğimleri, yükseklikleri çok iyiydi. Çok keyifli bir parktı. Biraz uzaktı. Ama az buz kaymamışızdır burada da. Şimdi artık yok oldu. Gitti bu parkta tabii. 4 numara. Seca Skate Park. 4 numarada. Burası ilk açıldığında ben Amerika'daydım.
Arkadaşlarım işte bunun videolarını gönderdi falan bana. Oha diyorum, nasıl park bu? Oha yani çok güzel, çok güzel falan filan. Ondan sonra ilk işim geldiğimde buraya gitmek oldu arkadaşlarımla. Gerçekten düşündüğüm kadar da varmış. Çok keyifli bir parktı. Çok farklı bir parktı. Downrail'ları, kocaman halfpipe'ı, işte böyle drop king rail'ları, düz box'ları, king ledge'leri, drop rail'ları, her şey vardı. Bayağı profesyonel patencilerin kayabileceği. Uzun sürede kaldı. Sonra şimdi Sekai'yi yeniden yaptılar bu arada. Bayağı çökmüştü rampalar. Bu sene yaptılar. Fotoğraflarını gördüğüm için bu kadar emin konuşabiliyorum. O Sekai'yi tamir ettiler. Onun için eğer Sekai'ye giderseniz İzmit'te Seka Park'ta 10 numara bir skate park. Tavsiye edilir efendim. 3 numara Long Island Oil City Skate Park. Oil City Skate Park Amerika'da bilinen bir yer. Bayağı yarışmalar da yapıldı. İnanılmaz hareketler de yapıldı. Olayı çok güzel bir minisi var ve bir tane onu hep değiştirdiler. İlk başta King Downbox'ı, sonra Tech Downbox yaptı falan. En son hali sağda ve solda iki tane Downbox. O haline kaymadım. Ben bir tek sağdakine kaymıştım. O kadar motive kaydığımı hatırlamıyorum ve birileri bizi kameraya çekti. O görüntüler için 100 dolar veririm ya. O görüntüleri ondan alabilmek için 100 dolar veririm. Switch topside torque'u atıp gidip öbür tarafa topside sol falan böyle bayağı çok hareket atmıştım. Nerede acaba hareketler? O Long Island Oil City Skate Park. Çok iyi skate park yani. New York'taydı işte burası. New York'un Long Island bölümünde. Çok başarılı bir skate parktı. Sıradaki. Bu hiç kaymadığım, yalnızca filmin yani kameraya çektiğim bir skate park. Bitter Cold Showdown diye bir yarışma vardı. Artık yapmıyorlar maalesef. Orada kapalı skate park. Ohio'da. Aha, iyi hatırladım. Ohio gittim çünkü. Ohio'da. Hele bir yarışmada kayan adamları görünce ulan ben ne yapıyorum diyorsun ya. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Orada görüyorsunuz yaptığı hareketleri. Bu herifler çoğunu tanımıyorsunuz bile. Ya yani arada gördüğünüz belki bildiğiniz adamlar, çoğunu tanımazsınız bile orada yapılan adamı. Hareketleri inanılmaz güzel hareketler yapıyorlar. Çok iyi kayıyorlardı. Büyük bir keyifti ve skate park'ta gerçekten çok iyiydi. Adını hatırlamıyorum. Zaten burası yandı maalesef. Barnes'ın yok. Aynen burası yandı maalesef. Evet. Sıradaki son skate park'ım. Ben bile unuttum şimdi hangi skate park'tı. Ha. Evet, son skate park. Yani skate park değil de bu skate spot. Evet, burası skate spot. Burası Willy ile ben evin içine bir tane boru koyduk ve evde skate park yaptık kendimize. Street skate spot yaptık diyelim. Ve gördüğünüz gibi bayağı evin ortasına boruyu koyduk. Dilinin odasından girip dışarı çıkıyorduk. Çok eğlenmiştik o gün. Billy bu arada 1.60 falandır. Ben 1.85'im. Ben her yere vurdum vücudumu. Billy böyle tık 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 her şehir arasından geçip tur yapıyordu. Ben devamlı o kolumu ıstığın şeyine vurmalar, köşelere vurmalar, kapı kulbuna vurmalar, köşelere vurmalar, her yere vurdum. Ama çok eğlendik. İşte ortaya da bayağı hayatım boyunca unutmayacağım bir video çıkmış oldu. Ya bu da kaydığım en güzel 8 skate park. 2, 4, 6. Aynen, kaydığım en güzel 8 skate park. Çok keyifliydi. Umarım siz de bir şeyler katmıştır. Umarım siz de farklı yerler görmüşsünüzdür. Yine diyorum, Türkiye'de şu an çok güzel skate parklar var. Öyle bizim skate parkımız yok, böyle yok falan demeyin sakın. Çok ayıp, çok ayıp. Bizim eskiden çok iğrenç Mia'mız vardı. Oydu. Oraya giderdik 3 saatte falan. Sonra 3 saatte geri dönerdik küçücük çocukken. Öyle. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Ben Alper Ecevit. Kanalıma abone olmak istiyorsanız ve bana destek olmasanız, kanalı büyütmek istiyorsanız ve keyif alıyorsanız yaptıklarımdan lütfen abone olun kanalıma ki birlikte büyüyelim, daha iyi videolar yapalım. Ve eğer videoyu sonuna kadar seyrettiyseniz skate park. Komentlere skate park yazarsanız çok sevinirim. Böylece videoyu kimlerin sonuna kadar izlediği görmüş olurum. Diğer iki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın efendim.